Hızlı bir şekilde diyette kilo verirseniz hızlı bir şekilde de geri alırsınız. Bu değişmez bir kuraldır. Bir ayda 8 kilo verdim diye sevinmeyin. Sağlığınızı da kaybedersiniz çünkü. Niye? Çok diyetlerde kaslar zayıflar. Yağ yakamazsınız, kas yakarsınız. O yüzden kalp kası bile zayıflar. Kalp krizi bile geçirebilirsiniz. Kalp krizi geçirmenize neden olur. Onun dışında birçok sağlık problemi ne neden olabilir? Bırakırsınız diyeti. Zayıfladım zannedersiniz. Daha fazla yemeğe iter çünkü o diyetler. Ondan sonra da verdiğinizden daha fazlasını geri alırsınız. Çünkü vücut şöyle bir tepki gösterir. Evet, ben yeterince beslenemiyorum. Beslenemediğim için de aç kalıyorum. Vücut, vücudun tepkisi bu. İfade ettiği şey bu. Aç kalıyorum. Sonra normal beslenmeme bile geçsem o açlığımı depolamam lazım. Daha fazlasını depolamam lazım. Daha çok kilo almam lazım. Duygusuna kapılıyor diyelim. Vücut böyle bir tepki veriyor. O yüzden hızlı verilen kilolar hızlı bir şekilde geri alınır. Bu kaçınılmazdır. Hiçbir zaman oturmaz. Çünkü aç kalıyorsunuz. Vücudu aç bırakıyorsunuz. Beyni aç bırakıyorsunuz. Her şeyi aç bırakıyorsunuz. Kilo veriyorsunuz, seviniyorsunuz. Ama bu verdiğiniz kiloyu devam ettirmeniz mümkün değil. Sürekli o diyeti yaptığınız zaman dayandınız, inat ettiniz, o diyeti yaptınız. İkinci ayda metabolizma yavaşlar, durur, daha fazla kilo almaya başlarsınız. Aynı diyeti yaptığınız halde kilo almaya başlarsınız. Çünkü vücut kendini korumaya alır ve metabolizmayı yavaşlatır, yeme ihtiyacını karşılamaya çalışır. Bununla bağlı olarak da sağlıksız bir görüntüye sahip olursunuz, her şeyi kaybedersiniz, enerjinizi bile kaybedersiniz, her şeye zarar verir. O yüzden hızlı değil, ayda 5 kilo olacak şekilde kilo vereceğiz. Kalıcı olması için ve sağlıklı olabilmesi için ve yağlarımızı yakabilmemiz için, kırışmamak için, sağlığımızı kaybetmemek için, her şey için. Kilo alıp veren insanlarda metabolizma yavaşlaması ve durması meydana gelir. Buna bağlı olarak kişiler sürekli ağlar, sürekli ağlar, sağlıklarını ve metabolizmalarını kaybederler. Böyle bir kişiye şöyle davranmak gerekiyor. İlk önce bir kan tahlillerini yaptırıp bir sorun var mı ona bakmak gerekiyor. Çünkü ağlar sağlık problemlerine neden oluyor. Ondan sonra beslenmesini tam tersi, çok yedirerek, su oranı iyi ayarlayarak diyette 2,5, 3, 3'ü de geçmemek gerekiyor. Doyurarak zayıflatmanız gerekiyor ki tekrar yoksunluk sendromuna düşüp, tekrar yemeğe saldırıp, tekrar geri alıp verme gibi bir durum olmasın. Ve bu kişilerde ayda 4-5 kilonun üstüne çıkmamak gerekiyor. Kişinin de sabırlı olması gerekiyor. Eski verdiği 8-10 kiloları unutması gerekiyor. Ayda 5 kilonun da ben çok iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalıcı olduğundan emin olması gerekiyor.